Blockchain'in ticari hayatta kullanım alanları nelerdir? Hadi gelin inceleyelim. Birinci sırada sağlık sektörü geliyor. Hastanelerde ve genel anlamda sağlık sektöründe veriler çok önemli bir yerdedir. Bu veriler hem hastanın sağlığı hem de kişisel verileri adına hassaslık isteyen bir konudur. Bu anlamda blockchain teknolojisinin ana unsurlarından olan dağıtık veri tabanı, korunması gereken verileri merkeziyetsiz bir şekilde koruyabilecektir. Mevcutta bulunan verilerin büyük bir çoğunluğu merkezi bir şekilde korunduğu için saldırılara daha müsaittir. Ayrıca verilerin tek bir merkezde korunuyor olması olası durumlarda yok olabilir. İkinci sırada tedarik lojistik sektörü var. Tedarik zincirinde yaşanan birçok sorun mevcuttur. Burada önemli olan kısımlardan birisi karşılıklı güvendir. İki kuruluş arasında gerçekleşecek olan sevkiyatta karşılıklı güven olması gereklidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ürünlerin takibidir. Bu takip sistemi blok zincir teknolojisi ile daha güvenli hale getirebiliriz. Diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise örneğin ilaç sektöründe bulunan hassasiyettir. Tedarik sırasında ilaçların uygun sıcaklıkta olup olmadığını, ürünlerin sahteliğini kontrol edebiliriz. Tabii işin finans kısmında bahsetmiş olduğumuz güven noktası bir diğer önemli konu. Bu noktada akıllı kontratlar kullanılabilir ve kurumlar arasındaki güven ilişkisini kodlara bırakabiliriz. Üçüncü sırada moda sektörü var. Metaverse ve NFT'lerin ciddi gelişimiyle beraber moda sektörüne yeni bakış açıları gelmeye başladı. Kurumsal firmalar defilelerini Metaverse'de yapmaya, ürünlerini NFT olarak sergilemeye ve satmaya başladılar. Bu noktada atılacak bir sürü ticari adımlar bulunmaktadır. Oyun sektörünün gelişmesiyle beraber ayakkabı ve giyim sektörü oyun içi karakterlerle ürünlerini tanıtmakta, hatta buradan bir gelir elde etmektedirler. Ve son olarak eğitim sektörü. Uzaktan eğitim pandemi dönemiyle beraber öğrencilerin aşina olduğu, zaman zaman bundan şikayetçi, zaman zaman bunu bir avantaja dönüştürdüğü bir eğitim modeli haline geldi. Bu noktada çevrimiçi bazı uygulamalarla eğitimlerini aldılar. Sınavlara girdiler, hatta bu dönemde mezun bile oldular. Eğitim sektöründe blok zincir teknolojisini uygulanabileceği durumlar vardır. Bunlardan birincisi sınıfları, okulları Metaverse ortamına taşımaktır. Burada eğitim modelleri teknolojiyle birleştirilebilir. Örneğin kimya deneylerini sanal ortamda daha güvenli yapılabilir, coğrafya derslerini daha yakından ve öğretici bir şekilde işleyebilirler. Bir diğer durum ise öğrenci kayıtlarını ve verilerinin daha güvenli bir şekilde saklanmasıdır. Dağıtık defter teknolojisini sağlamış olduğu merkeziyetsizlik ile öğrencilerin, öğretmenlerin verileri güvenli saklanabilir. Videolarımızın devamı için CoinSet sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.